Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerle beraberiz. Evet, Akrep Burcu'nu çok çok fazlasıyla etkileyen bir döngü içindeyiz. Akrep Burcu için çok önemli bir Mayıs ayı yaşayacağız. Bazı akrepler sağlıkla ilgili sorunlar var. 29 Nisan tutulması. Çok dikkatli olmanız gereken bir tutulma. Aynı şekilde 10 Mayıs. O Güneş ile Satürn'ün karşıttı ve 14 Mayıs. Akrep Burcu için risklerin yoğun, evet, ve baskılı olduğu bir aya giriyoruz. Demet, ne dersin? Evet sevgili akrepler, Mayıs ayı tabii ki güneşinizin karşısında olduğu için güneş özellikle ve Satürn'ün de pozisyonu şu sıralarda güneş ile Satürn arasındaki karşıt açı 10 Mayıs'ta da kesinleşeceği için bu ay biraz dikkat etmek gerekiyor. Ayın ortasında 14 Mayıs'ta da Akrep Burcu Dolunay'ı, evet, söz konusu Satürn etkili bir Dolunay. Bu Dolunay öncesinde gökyüzüne baktığımızda Venüs'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Ay başında Koç Burcu'na geçiş yapacak. Venüs Koç Burcu'nda sağlıklarıyla ilgili, günlük yaşamları, iş yaşamlarıyla ilgili bazı küçük şanslar, fırsatlar yaratabilir. Rahatlamalar verebilir. Biraz daha kişisel bakımları, giyim kuşamlarıyla ilgilenebilirler. Belki bir diyet, beslenme, estetikle ilgili konular gündeme gelebilir. 4-6 Mayıs Güneş'in Plüton ve Jüpiter'le yaptığı açılar da akrepler için biraz daha ay başında özellikle destekleyici olabilir. İlişkilerle ilgili konularda seyahatler olabilir belki. Bazı seyahatlere çıkabilirler. Seyahatler, yolculuklar olabiliyor. Evet. Bir de medya yayıncılık konusunda bazı, evet, haberler alabiliyorlar. Yalnızca ilişkilere dikkat ederim. Aşk, evlilik, boşanma, evet, boşanmanın haricinde iş ortaklıkları gibi konuların çok gündemde olduğu bir dönem. Hı-hı. 10 Mayıs, 14 Mayıs. Eşinizle ilgili, evet, sıkıntılar da olabilir. Birlikte yaşadığınız ve birlikte hayatı paylaştığınız insanlarla ilgili gerginlikler de olabilir. 16 Mayıs'ta Venüs Kavuşum Uranüs'ü var. Bu da problemli. Sağlıkla ilgili beklenmedik haberlere sebebiyet, hı-hı, verebiliyor. Özellikle böbrek sorunları olan akrepler, ki böbrekler akreplerde biraz daha hassas olabilir. Daha zayıf oluyor. Evet. Böbreklerde kistiler falan ortaya çıkabiliyor akreplerde. Evet. Böyle bir yapı oluyor. 19 Mayıs küçük kazalara dikkat edelim. Hı-hı. Boğa terazide olacak bir 150'lik güneş birleşmeyen açısı dediğimiz, evet, bir açı var kuzey düğümü arasında. Venüs 150, Satürn 20 Mayıs'ta Satürn Akrep'te Venüs Koç'tan, hı-hı, gelen bir zararlı açı var. 19 ve 20 Mayıs aşk ve sevgi ilişkilerinde neşesiz haberler yapılacak. Yanlış yatırımlardan para kayıpları. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na, evet, giriyor. Ne, evet, olacak? Güneş'in İkizler Burcu'na gelmesi belki birazcık işte ortaklı gelirler, giderler, banka işlemleri, kredi gibi konular, vergi, miras, nafaka gibi mevzular bir aylık süreç içerisinde daha fazla gündemde. Tabii bunun yanında sağlıkla ilgili bazı konular da bir, tabii, operasyon, tedavi amaçlı, tabii, bir ameliyat. Tabii. Çünkü Mars ileri harekete, evet, terazide, evet, geçecek 21 Mayıs'a, evet, kadar bazı sağlık sorunları olacak görünüyor. Bel fıtıkları, böbrek, böbrek taşı, mesane ile ilgili sorunlar, evet, sistit, bunlarla, hı-hı, ilgili sıkıntılar, hı-hı, akrepler karşımıza çıkabilir. Yalnızca güzel bir şey var. 24 Mayıs'ta Jüpiter üçgen Satürn ay sonuna doğru sanki gökyüzündeki Uranüsyan fırtına, şimşekler azalıyor. Azalıyor. Bu, evet, Jüpiter'le Satürn'ün burada üçgeni Akrep Burcu'nda daha ziyade çocuklar, hı-hı, aşk, hı-hı, insan ilişkileri, hı-hı, sosyal yaşam, sosyal yaşamın haricinde belki seyahat etme arzusu, hı-hı, bu tip konularda, medyada, belki hukukta, belki bazı konularda çok başarılı noktalara getirecek. Ayın 5 ve 6 Mayıs'tan haricinde 24 Mayıs bir gün sonrası 25 Mayıs, bunlar daha keyifli günler diyebiliyorum. Evet, evet. 28 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda yeni ay var. Haziran'da çok etkisini yaşayacaksınız. Ama burada da bir Güneş karesi var. Ne demek? Ne olur? Güneş kare Neptün sevgili akrepler. Özellikle biz aşk hayatları, duygusal hayatları ile ilgili ufak tefek belki bir hayal kırıklığı, bir yanılgı olabilir. Aslında Güneş Neptün karesi ne demek biliyor musun? Nedir? Söyleyeyim. Satürn Akrep. Evet. Satürn Akrep zaten zordu. 24 Aralık'a kadar. Hı hı. 24 Aralık'a kadar çok fazlasıyla zorladı. Ne oldu? Sıkıntılar var. Güneş kare Neptün sevgiliye yapılacak harcama sonuç vermez. Evet. Duygusal olarak sevgili birlikte olduğu insana çok fazlasıyla harcamalar yapabilir. Hı hı. Birlikte olduğu erkeğe veya kadına maddi ve ekonomik, hı hı, destekte bulunabilir. Aldanır. 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 Yani
İşte hanımefendi beyefendiye maddi olarak iş kursun diye destek verir. Beyefendi sarsun, alkol, kumar, ıvır zıvır götürebilir. Neptün güneş karesi bu demek. Aldanmak ve aldatılmak demektir çünkü. Evet. Aldanmak ve aldatılmak veya aldatmak demektir. Ama dikkat edin, güneş Neptün karesinde aldatırsanız ayvayı cidden yersiniz. O kadar orada, hızlı bir evet. 8. cevap. 8. ev etkisi var orada. Yani çok kötü. Evet. Yani 8. ev bir... Çapkınlık var burada. Ondan sonra neden kafama tabak yedim? Neden kafama topuklu ayakkabının topuğunu yedim? Evet. Neden kafam yarıldı diye Akrep Burcu erkeği gelir bize. Ve bu gezegen açısı Ağustos'a kadar etkili, biliyor musun? Akrep temkinli ol. 29 Mayıs'ta Venüs Boğa Burcu'na geliyor. Çünkü 29 Mayıs'ta zaten bize işaret vermiş. 28 Mayıs'ta ikizleri bunu yapıp 29 evet, Mayıs'ta evet. Venüs Boğa Burcu'na giriyor. Biriyle tanışacak. İkisi birleşmiş. 31 Mayıs'ta da Güneş evet. Üçgen ikizler terazi. Küçük kırmızı noktalar sevgiler. Güzel, önemli, keyifli bir döneme giriyoruz. Ahla, etiği, estetiği unutmuyoruz. Saygılarla kalın. Hoşçakalın. Güle güle.